Selam dünyalılar. Bu bölümümüzde konumuzu ilahi komedi olarak belirledik. Dante'nin mektuplarında bu esere kutsal şiir adını verdiğini anlarız. Ama 1300'lerin başında yazılsa da bu eserimiz, konusu itibariyle İlahi Komedi ismini 1555 Venedik baskısında almıştır. Öyle ki bu eser Cehennem bölümünde, çoğunlukla Cehennem bölümünde bir ansiklopedik değere sahiptir. Dante bu bölümde geniş tarih bilgisini ve o dönemin sosyolojik yapısını, o dönemin genel kültürünü ortaya koyarak kitabın genel anlamdaki seyahatinde rastladığı kişilerle olan muhabbetleri sırasında astronomiden tutun felsefeye, felsefeden tutun geometriye, edebiyata, coğrafyaya, tıp ilmeğiyle ilgili ve tüm bu dallarla ilgili bilgilerini, fikirlerini yansıtmaktadır. İtalyanca bu esere kadar yüzlerce birbirinden farklı ağıza ve şiveye bölünmüş bir dildi. Öyle ki bir bölgede yaşayan bir vatandaş ile başka bir bölgede yaşayan vatandaş birbirini zor anlayabiliyor. Bu nedenden dolayı da İtalyanca dünyaya açılamıyordu. Ama ilahi komedyada kullanılan dilden sonra İtalyanca dört ayağına oturmuş oldu. Eserin en büyük özelliklerinden biri İtalyanca öğretiminde her zaman bir ders kitabı niteliği ile okutulmasını sağlayan dilidir. Dante bildiğimiz gibi edebiyatçı, sanatçı yanından çok, hatta düşünür yanından çok dil bilimciliğiyle daha ön plana çıkmıştır. Dante bilinen 10 eserinden 5'ini Orta Çağ'ın yazı dili olan Latince ile İlahi Komedya dahil diğer 5 eserine ise İtalyan edebiyatı tarihinde ilk defa halkın konuşma diline yakın olan İtalyanca'nın Floransa lehçesiyle yazmış. Şair Dante, üstad, filozof ve ahlak kuramcılığının yanında daha önce de belirttiğimiz gibi dil araştırmacılığıyla bana kalırsa çok daha ön planda, en azından benim için. Aynı zamanda bununla ilgili de kitabı, tamamen dil bilimiyle ilgili de Halk Dili Üzerine adlı bir kitabı bulunmakta Dante'nin. Belirttiğimiz gibi bu kitapta Floransa lehçesini diğer lehçelerden ve Toskana bölgesinin halk şairlerinden derlediği kelimelerle zenginleştirip ilk gramer kurallarını belirleyerek modern İtalyanca'nın kaynağı sayılan Toskana lehçesini olgunlaştırıyor. Bundan dolayı kendisine daima İtalyanca'nın yaratıcısı ve dolayısıyla İtalyanların kültür ve ilim atası gözüyle bakılıyor. Dante özellikle bu eserleriyle ayrı bir bilim dalı haline geliyor. Dantoloji. Çoğumuz bilmesek de duymuşuzdur. Hakkında çeşitli üniversitelerde kürsüler ve birçok ülkede araştırma kurumları açılıyor. Kitabı teşkil eden uzun manzume 33'er kantodan meydana gelmiş, 10'ar bölümlü 3 ilahiden ibarettir ve bir girişle birlikte şarkıların sayısı 100'e tamamlanmıştır. Her şarkı 130-140, şiirin tamamı ise 14.233 mısradır. Şairin 3 sayısına bu eserinde özel bir değer vermektedir. Bütün eser üçlükler halindedir. Bu da Hristiyan inancındaki, daha doğrusu daha öncesinde de kullanılan teslis inancı, yani üçleme inancına olan bağlılığını göstermektedir. Yani
Baba Hristiyanlıkta baba oğul ve kutsal ruh. Eserin konusundan söz etmek için eserdeki ana karakterlerin ve verilen tarihlerin detaylıca incelenmesi gerekir. Bu nedenden dolayı iyi bir yayın evinde okumak gerekti bu eseri. Yani düz anlamda dümdüz okuduğumuzda tabii ki gerçek bir okur için yine kelime kelime gidip araştıracaktır ve anlayabilecektir eseri, ama düz bir şekilde sadece okuduğumuzda bu eserden bir şey anlamamızın ihtimali hemen hemen yoktur. Tabii ki çok iyi bir İtalyan tarihçisi ya da İtalyanca ile ilgili çok büyük bir bilgiye sahip değilsek. Bu nedenden dolayı size Oğlak Yayınları'nın İlahi Komedya 3 ciltlik baskısını önerebilirim. Bu baskıyı ben şahsen çok sevdim ki en iyi açıklayan ve daha da yorulmanızı engelleyen bir baskıdır. Oğlak Yayınları'nın 3 ciltlik bir ilahi komedya baskısı bulunmaktadır. Onu tek kitapta topladılar mı bilmiyorum. Ama bendeki 3 ciltlik bir eser. Oğlak Yayınları, bunu unutmamamız gerekiyor. Biz de bu eseri incelerken çok da detaya girmeden bazı karakterlere değinerek hikayeyi kısaca anlatabiliriz. Eserin konusu genel itibariyle Dante'nin Papa Bonifacio tarafından günahların bağışlanma yılı ilan edilen 1300 yılının Paskalya haftası boyunca bedenen yaptığını söylediği ahiret yolculuğudur. Şair 35 yaşındayken 7 Nisan Perşembe'yi 8 Nisan Cuma'ya bağlayan kutsal gece sabaha karşı kendine uyku sersemi olduğu için nasıl gittiğini bilemediği Kudüs yakınlarındaki karanlık bir ormanda bulur ve buradan Latin şairi ve Orta Çağ'da aklın sembolü sayılan Virgilius'un yoldaşlığı ile cehenneme iner. Bu eserde en önemli bence anlayabilmek için yapmamız gereken şey eserde bulunan karakterlerin hepsi gerçek karakterler. Bu karakterleri incelemek. Bugünkü anlatımımızda da göreceksiniz ki bu karakterler bizi tek noktaya götürebilir. Bu nedenden dolayı bu eserdeki ana karakterler üzerinden anlatmak bana kalırsa çok daha doğru olacaktır. Evet, Virgilius'un hayatını anlatmaktansa, ana karakterimiz anlatmaktansa, belirttiğim gibi gerçek bir karakter olduğu için, gerçek bir şair olduğu için bir eserine değinmek çok çok daha önemli olacaktır. Çünkü hayatıyla ilgili çok detaylı bilgi olmamasına rağmen eserini hemen hemen hepimiz biliyoruzdur. Eseri Aeneis efsanesi. Daha da açtığımızda bu eseri hepimizin aslında uzaktan yakından bildiğimiz, hatta çocukluğumuzda dahi dinlediğimiz, bu coğrafyada bile bir eser olduğunu hatırlayacağız. Bu eserde de İlahi Komedya gibi bir yol hikayesi anlatılmakta. Vergilius tarafından yazılmış olan Aeneis, Troyalı kahraman Aeneis'in efsanesi. Kitabı oluşturan 12 bölümde Troyalı kahraman Aeneis'in Troya Savaşı'nda babası, oğlu ve savaştan sağ kurtulanlar ile birlikte kaçtıkları Roma yakınlarına varıp
yerleştikleri zamana kadar başlarından geçen olaylar anlatılmak. Yani aslında bir kaçış hikayesi ve vardıkları zaman efsane hikaye bitmekte. Yani cehennem, Araf, cennet gibi aslında bir yol hikayesini anlatmakta bu eserde de. Virgilius. Aslında kitap onların Troya'dan yola çıkışlarından 7 yıl sonra Sicilya'da başlar. Aeneis 7 yıl sonunda Kartaca'ya varır ve başlarından geçenleri Kraliçe Dido'ya anlatır. Yani olaylar Virgilius tarafından geri dönüşlerle aktarılır. Tabi İlahi Komedya'da böyle bir şey söz konusu değil. Peki burada ana karakterimiz yani Dante'nin İlahi Komedya'daki yol arkadaşının yazdığı Aeneas efsanesindeki ana karakterimiz Aeneas kim? Telaffuzunu da doğru yapmıyor olabilirim. Gerçekten baktım da kimi okunduğu gibi söylüyor Aeneas, kimi Aeneas olarak söylüyor. Aeneas Troya kraliyet ailesinde Anchises ve tanrıca bildiğimiz Afrodit yani Venüs'ün oğlu. Troya savaşında Hektor'dan sonra en büyük kahraman Aeneas. Hatta zaman zaman Hektor'a bile öğüt veren bir kişi burada. Aeneas'ın görevi Troya'dan ayrılıp yeni bir yurt kurmak. Böylece Troya soyunu yeni kuracağı topraklarda yüzyıllar boyu devam ettirmek. Baktığımızda İlahi Komedya'da Dante'nin ilk karşılaştığı onun yol arkadaşı şair Virgilius'un yazdığı bu eserde de görüyoruz ki bence daha doğrusu benim gördüğüm bir yol olayı bulunmakta. Yol neydi diye de gireriz bir gün bir akşam. Evet. Virgilius ile cehenneme iner Dante demiştik. Orayı gördükten sonra yine Virgilius'la birlikte Araf'a geçip bir ara kendilerine katılan şair Stateus'un refakatiyle burayı da gezer. Peki Stateus kimdir? Belirttiğim gibi buradaki ana karakterlerin hepsi gerçek ve Stateus de çoğumuzun bildiği gibi önemli bir şair. Stateus da M.Ö. 45 yılında doğmuş bir şair. Bu şairimiz de çok başarılı bir hayat yaşamasa da iyi şiirler yazmış bir şair. Bu şairimizin de Truvalılarla ilgili eseri vardır. Bu eserinde Aşil'in Truva Savaşı'na gitmeden ve efsane olmadan önceki hali anlatılır. Aşil'i hepimiz biliyoruz. Nereden gelsin aklımıza? Aşil Tendon. Aşil adlı yapıtında genç ve yakışıklı Aşil'in annesi tarafından nasıl saklandığı anlatılır. Aşil en başta annesi tarafından savaşa gitmemesi için saklanıyor. Hatta savaşa katılmaması yani Truva Savaşı'na katılmaması için genç kız kılığına sokulur. Ve
genç kızların arasında aşı saklanırken bir prensese aşık oluyor. Ve sonrasında dayanamayıp o da savaşa gidiyor. Nerede kalmıştık? Dante, Vergilius ile önce cehenneme sonra Araf'a geçiyor. Şair statüsünde refakatçılığını ediniyor. Bunun sonrasında da ardından cennete ulaşarak genç yaşta ölen sevdiği kız hepimizin bildiği, belki de Dante'nin Dante olmasını sağlayan kişi Beatrice tarafından karşılanıyor. Ve cennetin meydana getiren 9 kat gökte dolaşıyorlar. En sonunda da Hazreti Meryem'in aracılığıyla Allah Tanrı ile bir araya geliyor. Onun cemalini tecrübe ediyor. Onun huzuruna eriyor. Belki de birçok eserine sebep olan, belirttiğim gibi, çocukluk aşkı Beatrice'in refakatıyla bunu gerçekleştiriyor. Dante denince ilk akla gelen isim belki de bu kadın. Beatrice, Dante'nin belirttiğim gibi çocukluğu ve gençliği hakkında çok az bilgiye sahip olmamıza rağmen Dante'den çok daha ufak yaşlardan beri 9 yaşlarında bu kıza aşık olduğunu biliyoruz Dante'nin. Bir şövalyenin kızı Beatrice ve sonunda bir, yanlış hatırlamıyorsam, bir şövalye ile evleniyor ve çok genç yaşta, 24 yaşında ölüyor. Böyle ki bu ölüm Dante'yi öyle bir etkiliyor ki hemen hemen bütün eserinde Beatrice'ye yer veriyor. Ama onu maddi ölümlü ve insani bir görünümden ziyade manevi, ölümsüz ve ilahi bir görünüm veriyor Beatrice'ye. Ve İlahi Komedya'da en önemli karakterimiz Dante karakteri. Evet, Dante kuvvetle muhtemel bu eserde tamamen Dante olarak kendini anlatıyor. Ki Dante, İlahi Komedya'nın gerçekten yaşandığını, gerçekten ruhani ve bedeni olarak bu seyahati yaptığını belirtmektedir. Hayatı sürgünlerde geçen Dante'nin davası nedeniyle sürgün bir hayat yaşaması, İlahi Komedya'da da yine ilahi aşk nedeniyle yolculuğa çıkması, deyim yerinde ise kendi hayatını yazdığını gösteriyor. Öyle ki eserin yolculuğu da kendi hayatı gibi, kitabın hayatı gibi hiç de normal geçmiyor. En başta bu eser toplanıyor, din karşıtı ilan ediliyor ama sonra da kilisenin resmen bir kutsal kitabı ilan ediliyor. Ki günümüze geldiğimizde fikrimce Dante'nin dini reddiyelerle yazıldığını, yani İlahi Komedya'nın dini bir red teşkil ettiğini düşünmemek elde değil. Dante'yi ilahi bir dine hizmetkar olarak görmektense yeni bir din yazdığının göstergesidir bence İlahi Komedya. Bir aşk söz konusudur ki Dante'nin hayatı ve çoğu düşünürün hayatı ve bu kitapta geçen yolculuk da evet aç.
Ama aranan hakikat burada belki de bulunmaktadır. Yani aranan hakikate, aranan aşka Dante bu eserde ulaşmaktadır. Bu belki de sadece ölümü temsil ediyordu. Belki de gerçekten bir hakikate ulaşmıştı ve bunu sadece Meryem olarak temsil etmişti. Belki de bir gün hepimiz bulacağız o hakikati. Daha da ileri gidersek Hristiyanlıktan ziyade kitap İslami tasavvufi bir gözde yazılmış ve var olan dinler bu gözde reddedilmiş ve Müslümanlık da bence tasavvufi bir dille yazılırken aynı zamanda Müslümanlığı da çoğu tasavvufçu için tasavvufçu gibi reddetmiş. İlahi bir yolculuktansa daha önce belirttiğim gibi bir zihin fikir yolculuğunun anlatıldığını düşündüğüm bu eserle ilgili tabii ki daha çok ama çok şeyler söylenebilir. Söylenmiştir de ve söylenmeye devam edecektir ama zamanımızın kısıtlı olması ve daha da sonra bu konuyla ilgili konuşabileceğimizi bildiğim için çok da derinlere girmeden devam etmemiz gerekiyor. Çok derinlere girmesek de şu an için dakikaya baktığımda evet, YouTube için uzun bir kayıt olacağının da farkına varmış bulunmaktayım. Kuvvetle muhtemel bu söylediklerimi dinleyen, bu kadar dakikaya kadar dinlemeye devam eden az olacaktır. Dilerseniz cehennemi sizlere kendi düşüncemle yorumlamak isterim. Şöyle anlatırsak, cehennem dünyanın merkezine doğru inen ve bir huni gibi gittikçe daralan 9 kat gökten oluşmakta. Her katta suçlulara aşağı doğru gittikçe ağırlaşan işkenceler yapılmakta. Başlıca suçluların işledikleri suçun ağırlık derecesine göre sıralanması şöyle oluyor. Yani şöyle hayal edin. Sanki dünyanın tepesinde bir külah var. Kocaman bir külah. Dondurma külahı gibi düşünün. Ve o dondurma külahından sanki V6 çocukken kırıp dondurmayı yemerdik, ben hala yemerim. Alttan kırıp ısırıp dondurmayı yemerdik ya, o şekilde altından bir delik olduğunu ya da kırık olduğunu düşünün ve bu külahta 9 kat bulunmakta. Ve suçlular suçuna göre burada suçlarına göre ayrılmış durumda. Korkaklar, şehvet düşkünleri, oburlar, cimriler, müsrifler, sapık tarikat mensupları, zalimler, katiller, intihar edenler, Tanrı'ya karşı gelenler, homoseksüeller, tefeciler, kadın satıcıları, arabulucular, ikiyüzlüler, nifak çıkaranlar, bölücüler, simyacılar, kılık ve sima değiştirip insanları aldatanlar, kalpazanlar ve sırasıyla ısım akrabalarına, vatanlarına, misafirlerine ve veli nimetlerine ve kutsal imana ihanet edenler. Sırayla dizilmektedir bu külahının içinde. Bir dondurma külahının dünyanın tepesinde durduğunu düşünmemiz gerekiyor ve bu dondurma külahından eriyen dondurma dünyaya akmakta, bana kalırsa. Öyle ki yerin altında tabir edilmeyen cehennemin içi yine dünyaya varmakta. Yani dünyaya akmakta. Çoğu resimde evet doğru bir şekilde piramit gibi çizilse de piramidin ters çizilmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Kesinlikle de böyle olmalı. Bu ters, piramidin ters ve düz olması o kadar önemli ki düz bir piramit ile ters bir piramit arayışımızı aradıktan sonra bulduğumuz şeyi tamamen tersine çevirebiliyor bu eserde. Buradan ne anlayabiliriz? Yani cehennemde olanlar tekrar
dünyaya geliyor dersek, bu benim fikrim. Tabii ki bu fikir daha önce de anlatılmıştır. Belki ben okumadım. Ters bir külah şeklinde olan cehennem dünyanın tepesindeyse, gökteyse boşuna dünyanın tepesinde ve gökte değildir cehennem. Yani çoğu anlayışta cehennem hep yerin dibindedir. Ben şöyle algılıyorum, aslında biz hepimiz cehennemliklerin tohumu ya da biz hepimiz cehennemlikleriz. Tabii birçok anlam çıkarabiliriz. Ama en başta ben şunu çıkarıyorum. Doğduğumuzda ya da özümüz kötü. Bence Dante burada cehennemi anlatırken cehennemden düşen insanlar ve yaratıklar olduğumuzu, bu dünyada yaşayan insanların bizim cehennemden düşen yaratıklar olduğumuzu anlatmakta. Araf ise okyanuslar ortasındaki bir ada üzerinde yer alan dünyanın en yüksek dağıdır. Burada da baktığımızda Araf da dünyanın içinde bir yer ve dünyanın en yüksek dağı olarak betimlenmektedir. Koni şeklinde ve 7 kat olan dağın son katı yeryüzü cennetidir ve burada 10 katlı gökyüzü cennetine geçilir. Araf'ta affedilmeye hak kazanmış fakat Tanrı'nın sevgili kulları arasına girebilmek için geçici bir süreç ile çekmeleri gereken günahı az kişiler bulunmaktadır. Araf'ta suçların ve karşılığı cezaların ağırlığı cehennemdekilerin aksine yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Buradaki insanlar sırasıyla aforoz edilenler, işte son nefeste tövbe edenler, savaşta veya cinayetle öldürülenler, kibirliler, hasetçiler, öfkelerini tutamayanlar, tembeller, cimriler, müsrifler, oburlar, şehvet düşkünleri falan. Burada da dikkat ederseniz şu an ayak bastığımız yerin yeryüzü cenneti olduğu belirtilmekte. Araf'ta yeryüzü cenneti diye bir tabir bulunmakta. Öyle ki burada yaşayanlar külahtan akan cehennemliklerin tekrar piramidin en geniş bölgesinden en dar bölgesine yükselerek cennete erişimini sağlayacaktır ki cennet gezegenler olarak betimleyen Dante bana bunları düşündürüyor. Yani Dante resmen bir arıtma sistemini sanki tarif etmiş. Cenneti de gezegenler olarak gösterdikten sonra ben buna, bu fikrime son zamanlarda nokta koymaya başladım. Doğru olduğunu düşünmeye başladım. Yani cehennemden dünyaya geliyoruz ve tekrar arınıp Araf vasıtasıyla cennete ya da arınmayıp dünyada kalıyoruz ya da sürekli dünyada kalmaya devam ediyoruz kötüler olarak. Bu açıdan da kötülerin dünyada kaldığını, farklı kötülerin de yine diğer cennet gezegenlerinden gönderildiğini düşünüyorum. Sayı aynı, sadece bir dönüşüm söz konusu. Yani tam bir ölümsüzlük. Cennet, ortaçağ astronomisinin gök telakisine paralel olarak 7 gezegen: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn ve sabit yıldızlar gökleriyle
hareket ettirici, gök ve arş-ı âlâ'dan oluşmakta. Arş-ı âlâ saf nurdan ibaret, maddeden arınmış, mutlak sükun diyarı olan Rabbin katı olarak, yani Tanrı'nın katı olarak betimleniyor. Cennetin güzellikleri ve içinde bulunanların mertebeleri yükseldikçe artıyor. En alt kattakiler dış etkiler sebebiyle kulluk yüzünde duramamış, sözünde duramamış, kendi istekleri dışında günah işlemiş kişiler. Onları sırasıyla iyilikseverler, aşıklar, alimler, şehitler, adil hükümdarlar, işte ilahi aşka dalmış olanlar, işte azizler, melekler takip ediyor. Yani şöyle anlamalıyız. Bir başlangıç var. Bu başlangıçtan söz edemiyoruz. Bu kitaptan çıkaramıyoruz. Ama dünyaya gelişimiz cehennemden. Cehennemden Araf'a varıyoruz. İyiler. İyiler Araf'a varıyor. Ve oradan cennete gidiyoruz. Sonra cennetten de sanki ayıklanıp yine bir cehenneme gönderim olabilir. Böyle bir döngü kuruyorum ben bu şekilde. Keşke böyle bununla ilgili çizim, böyle ufak tefek çizimler de var. Bunları da gösterebilsem. Evet, kitapla ilgili ufak tefek araştırma yaptığımızda gerçekten İslami ya da bizim tasavvufumuza, bu toprakların tasavvufuna çok yakın fikirler ve düşünceler ya da bilgiler buluruz. Ne kadar yani İslam ansiklopedisini incelediğinizde bu eserle ilgili Hazreti Muhammed'e işte İslamiyet'e hakaret ya da Müslümanlığa hakaret yoktur der ama yani Allah'ınızı seviyorsanız Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'yi cehennemde görüyor Dante. Yani daha nasıl bir yargılama ya da hakaret olabilir? Yani ve Muhammed'le Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali'ye hatırladığım kadarıyla bu isyancıların, düzen bozucuların bulunduğu katta görüyordu. Yani o dönemde tabii Hristiyan dünyasında yaşıyor ve Haçlı Seferleri'nin de bu döneminde, Haçlı Seferleri'nin de olduğu bir dönemde tabii ki Hristiyan dünyasında da büyük, kesinlikle İslam düşmanlığı olduğu için bu şekilde görünmüş olabilir. Aynı zamanda Hazreti Muhammed yeni bir peygamber sonuçta ve Hristiyanlığın düzenini bozuyor. Ya da diğer dinlerin düzenini bozuyor sonuçta ve o nedenden dolayı düzen bozucuların arasında görüyor olabilir. İşte bu eserde üç Müslüman daha bulunmakta. Selahaddin-i Eyyubi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd. Ama bunlar cehennemde ya da cennette bulunmamakta. Bunlar Araf'ın eşiğinde ve azap çekmeyenlerin arasında bulunuyor. Bu üç ismi gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Neden cehennemde olmadıkları? Azap çekmeyenlerin arasında oldukları. Evet, daha önce de belirttiğim gibi gerçekten İslami figürlerden, düşünceden kesinlikle faydalanmış, hatta belki de yazılmasına sebep olan şey İslamiyet. Belki de İslamiyet ile ilgili düşünen düşünürler. Bunun kesinlikle arkasında olmamak ya da bu fikirde olmamak ahmaklıktan başka bir şey değildir. Gerçekten bununla ilgili konuşan yazarları dinledim ve bazılarını okudum.
Bahri'nin bir eserinden birebir esinlenip yazıldığını kesinlikle düşünmekteyim. Bununla ilgili de tabii ki konuşacağız da bu bölüm bununla ilgili konuşmayalım. Ama Mari'yi bir kenara koyalım. Gufran eserini, Risaletül Gufran eserini unutmayalım. Bence hemen hemen aynı diyeceğimiz kadar koskoca İlahi Komedya bu eserden esinlenmiş durumda. Bunu unutmayalım, bununla ilgili de ayrı bir program yapabiliriz. Ve ufak değindik. Bildiklerimiz kadarıyla, ufak tefek aldığımız notlarla muhabbetini ettik. Kitaplarla ilgili, kişilerle ilgili telaffuzda yanlışlıklar olabilir. Hafif kontrol de ettim. Bir öyle bir böyle de demiş olabilirim. Evet, bu programı burada bitirelim. Teşekkür ettik. Dördüncü bölüm burada bitti. İyi geceler. Görüşürüz.